Herkese merhaba arkadaşlar, beni Dalgalı. Bugün sizlerle beraber gıcık eden fotoğrafları inceleyeceğiz. Gıcık eden derken hani böyle simetri hastalığı olan insanlar olur ya, hani böyle her şey böyle düzenli düzenli gider gider gider, ondan sonra bir anda böyle yamuk böyle bir şeyler olur. Buna gıcık olan insanlar çok fazla var, onlardan biri de benim. Yani sadece ben olduğumu falan da düşünmüyorum, beni izleyenlerin şu an %75-80'i öyledir herhalde. Çünkü bir şeyin düzenli gitmesi herkesin hoşuna gider, bir anda yamulması da herkesin gıcına gider bence. Neyse, birazdan inceleyince zaten göreceksiniz. Aralarında böyle biraz iğrenç fotoğraflar falan da var. İnşallah midemiz bulanmadan bu videoyu kapatacağız. İnşallah mal gibi olmayız. İlk fotoğrafımız İşte bu. Yani dediğim gibi ya çok saçma ya. Simetri hastalarını deli edecek bir fotoğraf. Bak, ben simetri hastası değilim. Öyle bir hastalığım yok ama böyle fotoğraflara nefret ediyorum. Bu ne ya? Geç ya, sinirlendim ha. Evet, bu fotoğrafta da herhalde o sol taraftaki su gideri. Her yeri sel basmış, hiçbir işe yaramıyor. En aşağıya yapmaları gerekirken yükseğe yapmışlar su giderini. Şu an gıcık olmaya yavaştan başladım. İnşallah sonuna kadar gidebiliriz videonun. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyenler sonuna kadar izledim yazsın alta. Bayağı böyle gıcık olup da yarıda kapatanlar olabilir. Hatta şu an yarıda ben de kapatmayı düşünüyorum yani. Videoyu ben kendim yarıda kapatacağım. Bu ne? Bir insan niye bunu yapar? Çok saçma, dayanamıyorum. Çok saçma. Abi. Ya bak şimdi, bunun mantığını çözmeye çalışıyorum, tamam mı? En sağdaki kısa boylu insanlar için diyelim. Tamam, hadi hadi, yani 1.50 boy için en sağdakini yapmışlar. Hadi en soldaki de uzun insanlar için, hani onlara da işte şey olsun, 2 tane falan filan. Abi orada 5 tane peçetelik var. Hepsini yan yana dizmişler. Ne gereği var ilk olarak bu? 5 tane peçetenin ne gereği var orada? Hadi tamam, onu da geçtik. Neden hepsi ayrı ayrı boyutlarda? Hani büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe de gidebilirdi. Birini buraya koymuş, birini buraya, birini buraya, 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 buraya. Neden? Neden? Harbiden bu videoyu sonuna kadar izleyebilen bence az bir insan çıkar. Benle beraber yani sonuna kadar gidebilen. Hatta ben de sonuna kadar gidebileceğim, onu da bilmiyorum da. Kaç tane fotoğraf var bir bakayım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 32 tane fotoğrafımız var. 20'lerde falan ben giderim diye düşünüyorum yani, böyle devam ederse. Bir de daha bunların içine iğrenç fotoğraflar da girecek. Bu çok saçma değil mi? Bak, bunda bir iğrençlik var. Anlayamadım ama ne iğrençliği olduğunu. Hani bir iğrençlik var, bir saçmalık var ama ne olduğunu hala anlayamadım. Gözüne rimel deniyor herhalde ona. Yanlış bilmiyorumdur inşallah. Rimel sürüyor ama gözünün içinde diş var. Dişler var ama hani diş de denecek bir diş değil yani. Oğlum bu ne? Ne oluyor burada? Bunu anlayabilen yorumlara anlayabildim yazsın. Anne. Ya bu ne? Yani normalde boyamışlar orayı, düz boyamışlardır. Ondan sonra işte kanalizasyon kapağını açmışlardır, bir şeyle bakmışlar. Sonra tekrar taktıklarında böyle mal gibi bir şey yapmışlar. Neden ya? Ya bir insan kapağı kapatırken bakar. Yani bu boya var burada, bu ney bu? Bunu neden yapmışlar buraya? Aa, şurayla berabermiş, bir yapayım falan. Ay çok gıcık bu. Ya yemin ederim çok gıcık bir fotoğraf. Tüylerim diken diken oldu. Tamam, sakiniz Halil, sakinleştir kendini. Tamam, sakinim. Şu an kuşlar gibi uçabilirim. Çok sakinim. Mükemmel. Oo, diğer fotoğrafa geçelim. Ya ters takmışlar ya tuvalet simgesini, kadın tuvalet simgesini, artık neyse. Ya şakaysa hadi komik yani, ters takmışlar falan komik ya, eğlendik bitti de yani gerçekse daha da komik. Allah'ım delirip kapatacağım bu şeyi ya, videoyu. Bak bu komikmiş. Bu harbiden komik yani, şaşı yapmışlar, hatta şaşı da değil. Birisi buraya bakıyor, birisi ne deniyordu? Birisi Anya'ya, birisi Konya'ya. Ben olsam bak iki tanesinin arasından sağdakini alırdım. Yani bence sağdaki daha güzel. Böyle hayvanların da şaşıları olur ya, böyle kedi. Benim bir tane kedim vardı. Yani benim evimde değil, benim alerjim olduğu için maalesef besleyemiyorum kedi köpek. Çok fazla üzülüyorum. Neyse, konumuz o değil. Sokakta besliyordum kedi. Apartmanımızın önünde bir tane kedi vardı. Mesela o da şaşıydı. Böyle bakıyordu bak. Böyle geliyordu, mama istiyordu. Mesela o da benim çok hoşuma gidiyordu. Çok tatlıydı. O yüzden buna pek gıcık olmadım. Yani bunu sevdim. Ama normalde simetri hastası olan insanlar gıcık olabilir herhalde. Simetri hastası olan var mı aranızda ya? Çok güzel. Mükemmel. Bakın bu arkadaşı alkışlıyoruz. Hayatımda gördüğüm en mantıklı hareketi yapmış ya. Gerçekten bence bu hareketi yaparak dünyada Nobel ödülü almaya hak kazandı. Yalnız bunu çıkartma aşamasını düşünsenize bir. Çıkartamıyormuş, bir çekiyormuş şöyle. Ya da birisi kapıyı açıyormuş bir anda. Ay, ay çok kötü oldu. Yani kötü oldum ha. Evet, bu da bisiklet yolu. Herhalde bisikleti şey yapmasınlar. Öyle rastgele gitsinler diye koymuşlar bunu, bu yolu. Yani bu nasıl bir belediye, onu da anlamadım. Bu nereye, hangi ülke bu ya? Elim ayağım titriyor, elim ayağım. Ben gayet beğendim bu fotoğrafı. Ortadaki o farklı olan kısım gerçekten çok bir farklılık yaratmış oraya. Tamamen bir farklılık olmuş.
Gerçekten mükemmel. Ay göze bak. Abi çok kötü. Gözünü kırptığını düşünsenize şöyle bir. Bir kırpıyor. Ay benim gözüm yaşardı ya. Yemin ediyorum bak. Şu an aşırı derecede gözlerim yaşarmaya başladı. Bak böyle fotoğraflar gördüğümde harbiden gözüm yaşarıyor. Bak bir de bunların şeyleri var. Videoları var. Rimel miydi? Bir şeydi artık neyse. Gözüne böyle bir sürüyorlar. Ondan sonra gözlerini bir kırpıyorlar, gözleri simsiyah oluyor böyle. Mesela onları izlediğimde de aşırı derecede gözlerim böyle sulanıyordu, hatta aklını bile hatırlıyorum. İstemsizce oluyor. Bunda o kadar olmadı ama biraz sulandı şu an. Bu arada arkadaşlar yapmayın böyle şeyler, harbiden zararlı yani, göze zararlı. Neden böyle bir şey yaptı ki ya? Iyy çok kötü. Arkadaşlar şu an bunun üstünde İngilizce olarak üst üste yığmayın yazıyor. Yani üst üste koymayın yazıyor. Bunlar da koymuş. Böyle insanlara Hidalgeli alkışı gerekiyor. Hatta bunlara biraz daha yapalım. Ya bak bunu görünce aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bak şu an bunun kapağı açılmıyor. Önüne bir şey koymuşlar. Bak benim şuradaki kapım var. O kapı da kapanmıyor. Şimdi şu an oradan çıkartıp gösteririm ama belki bir ara vlog falan çektiğim zaman gösterebilirim. Şu an yeni odaya taşındım. Başka odaya geçtim. Şu sağ tarafımda bir tane kapı var. Çektiğin zaman kapı dışarıda kalıyor böyle. Yani tam anlatamadım ama kapanmıyor yani. Ben bunu niye anlattım bilmiyorum ama tam ona benziyor. O yüzden yani ben her gün gıcık oluyorum. Şu an bu kapıyı mesela kapatamadığım için aşırı gıcığım. Mesela şunu kapatabiliyorum. Onda sıkıntı yok ama burayı kapatamıyorum, gıcık oluyorum. Şu an aklıma onu getirdi, çok fazla gıcık oldum. Geç. Ya bence bu gıcık olmamış. Bence çok güzel olmuş. Bak ne var orada? Hulk var, Iron Man var, Superman var, Batman var. Pardon, Spider-Man var, Batman var. Bir de Kaptan Amerika var herhalde. O 5 tanesi, 4-5 tanesini karıştırmışlar hepsini. He, Superman'in yeleği de var. Tamam, 6 tane falan işte. Hepsini karıştırıp melez bir tane yapmışlar bence. Güzel olmamış ama kötü de değil. Bence güzel, yaratıcı yani. Hepsini birleştirmişler. Ya ismini ters ismini ters yazmışlar. Geç geç geç. Buna bakmak bile istemiyorum. Ya bunu bilerek yapmışlar. Yani bu kadar mallık olamaz harbiden. Bunu kesin bilerek yapmışlardır. Başka bir açıklaması olamaz yani. Bilerek yapmadılarsa başka açıklaması yok bunun. Ters yapıştırmışlar ya. Fayansları bildiğin düz değil, ters yapıştırmışlar. Size alkış yok. Hidalgeli alkışı yok size. Ya ya bu ters şeyler çok gıcık ediyor. Ya düşünsenize ben size böyle video çekiyorum ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Beni daha... Ya ben size böyle mi video çekiyorum? Bu ne ya? Ya sen afiş asıyorsun ya. Kocaman bir afiş asıyorsun yani. Bunun hatası olamaz yani. Bu kadar olamaz. Geç. Heh, bunu hatırlayanlar var mı? Neydi bunun adı? Pikachu. Kulağını poposuna koymuşlar. Poposundaki şeyi de kuyruğu da kafasına koymuşlar. Çok mantıklı bir hareket yapmışsınız. Sizi tebrik ediyorum. Mükemmel komik espriler falan. Çok güzel. Hiç asfaltı yapanlar falan zaten hiç ipinde değil ya. Hiç yani iplememişler bile ya. Bilerek yapmışlar. Yani yarım logar kapağı yapalım demişler. Bence daha kaliteli olur falan demişler bence. Ben şu an Pollyanna'ya döndüm. Tamamen iyimser düşünüyorum. Çok gıcık değil mi ya? Hani ben buna kelime bulamıyorum. Harbiden buna diyecek tek şey çok gıcık. Şu an kaçıncı fotoğraftayız bilmiyorum ama ben daha devam edemeyeceğim. Yani sonuna kadar gidemeyeceğim ya. Bu videonun başlığı sonuna kadar gidemeyen falan filan bir şey koyacağım. Ben gidemeyeceğim yani. Ona üzülüyorum. Ulan saçlarım da çok uzamış be. Bu daha gıcık. Benim tipime bakınca zaten gıcık oluyorsunuz. Bir de fotoğraflara bakın daha da gıcık olun. Hadi bakayım geç. He bak bunu bunu görünce aklıma ne geldi biliyor musunuz? Böyle asfaltın içine atılan anahtarlıklar falan oluyordu. Ya da para mara. Bir bakıyorum asfaltın içinde para var, anahtarlık var. Lan diyorum bunu insanlar nasıl koymuş? Yani küçükken öyle birkaç kere görmüştüm. Yeni döküldüğü zaman unutuyorlar üstünde. Ondan sonra böyle şeyler oluyor. Saçmalık. Gıcıklık. Oğlum bari üstüne biraz daha bir şey dökseydiniz. Bu ne ya? Bu nasıl bir şey ya? Allah'ım ya. Yani burada bak 1, 2, 3, 4. Hepsi çok güzel. Düzenli, gayet nizam yerinde koymuşlar. Mükemmel resimler falandı filandı. En üstte bir tanesini yan koymuşlar. Neden? Neden? Tuh ya. Seni yapana tuh ya. Ekranıma tükürdüm. Oğlum yani gidip düzeltesim geldi ya. Al. Al bir tanesi de bu. Yani bunu bilerek yapmışlarsa harbiden yani sövün ya. Ağız yüz sövün. Bunu yapanın ağzına edin ya. İşten kovun ya. Neyse o kadar abartmayalım da. Alttakini üste, üsttekini alta koymuşlar ya. Aa ya yemin ediyorum bak simetri hastalığım yok. Simetri hastalığım çıkacak ya. Yani bence bunun simetri hastalığıyla bir alakası yok. Yani mallık. Tamamen mallık yani. Başka bir açıklaması olamaz bunun. Evet şimdi de kekolar için tasarlanmış büyük ihtimalle. Hani kekolar böyle oturuyor ya.
Geçiyorlar buraya, burada böyle oturuyorlar. Bence onlar için tasarlanmış. Normal bir insan oturamaz oraya geçip. Büyük ihtimal üstüne oturması için tasarlanmış. Kekolar için gerçekten gayet güzel. Bütün belediyelerin koyması lazım bence parklara. Düşünebildiğim en iyimser düşünceleri sunuyorum ya. Orada bak bir tane kırmızı kare var. Yani onun orada ne işi var, ne gereği var? Sen niye oradasın kardeşim? Gel gel bak, evim açık sana. Orada durma lütfen. Neden orada duruyor? Oğlum hiç mi kimse fark etmiyor? Kimse mi gıcık olmuyor lan? Ben buradan resimlerini görünce gıcık oldum. Burada ne var? Bu bayağı göz alıyor. Ha. Heh, gördüm. Tam ortasındaki kare. Hadi bakayım. Yemin ediyorum bak, baltayı alacağım böyle. Koyacaksın üstüne, koyacaksın üstüne, kıracaksın onun ağzını yüzünü, kimin evi ise artık beter yapacaksın ya. Evet, bir tane asansörcü amcamız ikisini de aşağı yapmış böyle. Normalde o üstte olacakmış. Görüyorsunuz, şelale anlatmama gerek yok. Bakın, bak ben anlatmıyorum, görüyorsunuz. Görüyorsunuz, şelale ya, şelale. Ay abi şuna bak, düşünsenize o kılı oradan bir çekiyorsun. Bak aniden bir çekiyorsun, sıçtı, bitti gitti, hadi bak. Bu gıcık değil, iğrenç. Bu harbiden iğrenç. Bu ne ya? Geç, midem bulandı. Son fotoğrafımız, bak sonuna kadar gelebildik. Benle beraber gelebilen varsa bu arada like atsın. Sonuna kadar gelebilen like atsın. 10.000 like bekliyorum bak. 10.000 like gelir bence. Gelir mi? Gelir. 10.000 kişi, yani 10.000 kişi gelmiştir herhalde. Şu an benim dediğimi 10.000 kişi duymuştur diye düşünüyorum. Duymamış mıdır yoksa? Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenebilirsiniz. Dediğim gibi sonuna kadar benle beraber gelebilen varsa like tuşuna basabilir böyle. Like bir tane atarsa çok sevinirim. Bakalım 10.000 kişi benle beraber sonuna kadar gelebilmiş mi? 10.000 tane like bekliyorum. İnşallah kanser olmamışsınızdır bu videoyu izledikten sonra. Kanalıma abone değilseniz hala abone olabilirsiniz. Instagram hesabından da beni takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.